Arkadaşlar merhaba. Yine bir videoyla karşınızdayım. Hala yağmuru bekliyoruz. Yağmur yağsın da otlar çıksın diye. Şimdi size video tabii ki bu nedenden dolayı çekemiyorum. Kuraklık devam ettiği için, otlar çıkmadığı için. Fakat öyle bir şey ki arkadaşlar, kuraklığa dayanan, kuraklığa meydan okuyan bir bitki var. O bitkiyi size tekrar göstereceğim. Hatta yola doğru şöyle çıkayım ben. Yolun ortasında çıkan bir bitki. Çiçeklerini açan bir bitki. Belki hatırlarsınız. Benim daha önce tanıttığım ve çok önemsediğim bir bitki. Şu anda sanki kulağımda söyler gibi hissediyorum sizi. Bakın. Şundan bahsediyorum. Kara indiba arkadaşlar. Kara indibalar, bakın ne kadar çok çiçek açmışlar, tohumlarını yaymışlar ve şu anda çiçek açıyor yine. Şunlar çiçek açacak. Bakın tomurcuklara bakın. Ne kadar çok tomurcuk var bakın. Şöyle şuralar dolu. Fakat kuraklıktan dolayı da hep çiçek açıyor. Tohumunu yaymaya çalışıyor. Şurada da gördüğünüz gibi toprağa delip geçmiş. Şöyle toprağı açıyor ve oradan bir bakıyorsunuz bir tane kara indibağının çiçeği çıkıyor. Bakın şunlar kurak. Buralar su görmemiş. Yani ne zamandan beri? Nisan'dan beri. Mayıs'ın başında sanki bir yağmur yağdı diye hatırlıyorum. O zamandan beri kurak gidiyor. Şöyle bir çisileyip yağmur geçtiği oluyor ama maalesef toprağın yüzeyi bile ıslanmıyor. Şimdi bu kara indibağının çiçekleri henüz bakın ne kadar çok tomurcuk çiçek sapı çıkarmış. Şunlar da böyle. Şimdi her yerde görüyorum ben kara indibağları, çiçeklerini ve bu şekilde çiçek saplarını. Şimdi yol boyunca da devam ediyor. Normal burası arabalarımızın kullandığı, misafirlerimizin gelip geçtiği yerler. Artık akşam olmak üzere. O nedenle çiçeklerini de kapatmaya başlamışlar. Şöyle gidelim. Kuraklığa meydan okuyan kara indibağı görelim arkadaşlar. Şimdi bazı yerlerde çok belirgin çiçekleri. Ben görüyorum yani bu kadar kuraklığın içinde bu çiçekler nasıl canlı olabiliyor, kalabiliyor diye. Ama biliyorsunuz her bitki aynı değil. Çok daha iyi dayanıklı olan bitkiler var. İşte onlardan biri kara indiba. Hatta otlar arasında en acı bitki diye de daha önceki videolarımda sizinle paylaştım. Şimdi mesela şurada görün. Kuru otların arasında bir tane kara indibağının çiçeğini görüyoruz. Burada her taraf kupkuru gördüğünüz gibi. Şu köşelerde böyle kara indibağlar daha çok çiçeklerini çıkarmış. Bazı yerlerde yapraklarını da görüyorum ama yapraklar böyle morumsu olmuş artık kuraklıktan. Mesela şu bölgeye bakalım. Arkadaşlar şimdi evet şu güzel bir örnek. Şimdi bu kuraklığın içinde şöyle bize gülümseyerek bakan kara indibağın çiçekleri arkadaşlar. Tabii şunlar da arkadaşlar ak indiba. Diğer adıyla çıtlık otunun tohumları, dalları. Tabii bunlar da kuru. Ama tabii dayanıklıdır. Ve yayılmaya çok müsait olan bir bitki. Çıtlık otu. Şöyle hemen aradan göstermeye çalışayım. Şöyle yapayım bunları da. Çıtlıkları. Bakın. Güzelliğe bakın. Yani hiç su yok. Ve bu kadar güzeller. Ve ne kadar çok çiçek sapı çıkmış arkadaşlar. Yani papatyagillerden olan kara indibağının şöyle saplarını saymaya kalksak bence sayamayız gibi. Şuradan hemen bir grup yapayım. 2, 4, 6, 8, 10. Yani şurada 10 tane varsa elimde. 10, 20, 30, 40, 45, 50 arası şu şekilde kara indibağının çiçek sapı ve çiçeği vardır arkadaşlar. 45-50 adet.
Sapı da biliyorsunuz şeker hastaları için şifa. Şu çiçeği de yine aynı şekilde şifalı yenebiliyor. Salataları süsleyebiliyorsunuz. Bu kadar şifalı bir bitki ve bu kadar dayanıklı. Gerçekten takdir etmek gerekiyor. Gördüğünüz gibi kara indiba çok özel bir bitki. Evet. Bakın arkadaşlar. Kara indibanın çiçeğini size gösteriyorum. Kuraklığın içinde gerçekten kendini gösteren güzel bir çiçek, estetik, şifalı bir bitki. Kara indiba böyle kuru otların arasında mücadele veren, neslini devam ettirmeye gayret eden bir şifalı bitki. Bakın her taraf kupkuru. Otların arasından hiç bir yeşerti yok. Ama kara indiba çiçeğini böyle açıyor. Şöyle bakın. Burada da kara indiba. Kara indibalar çok dayanıklı. Hemen sonbaharda hemen çiçeklerini açar ve o çiçeklerle tohum yaymaya başlar. Bunun dışında bir bitki daha var. Dayanıklı diyeceğim ama şöyle yaz boyunca da tarlaların her yerinde görebiliriz, ekili tarlaların. Mesela şu gördüğünüz öbek, bakın kuru otların hepsi, şu gördüğünüz şunların, şu türlerin hepsi, bakın bunlar çıtlık otudur arkadaşlar. Çıtlık otunun tohumları, bakın şöyle, bunlar tohumları. Bunlar uçarlar, yayılırlar. İstilacı otlardan bir tanesidir çıtlık otu. Bunlar şöyle tarlanın her yerinde görebiliriz. Yine göstereyim. Şurası mesela. Şunlar. Çiçekleri de varsa, evet, bir tane çıtlık otunun çiçeğini gördüm. Bunu da size tanıtmak istiyordum ama bir türlü denk getiremedim. Kara indiba gibi bir çiçeğe sahip fakat daha miniktir. Kara indiba çiçeğinin sanırım yarısı kadar veya üçte biri büyüklüğünde bir çiçek. Böyle bir çiçek. Hemen şurada bir tane daha var. Onu da göstereyim yakında. Çıtlık otu arkadaşlar böyle dallanır, büyür. Ve bu dalların üzerinde yaprak yoktur. Yalnızca çiçekler açar şuralarda. Hep bunlar çiçek açan yerlerdir, tohumlardır. Çiçek açar sürekli. Yaprakları ise dip kısımdadır, alt taraftadır. Yukarıya baktığımız zaman yaprak göremeyiz. Ve sürekli yaz boyunca tohumlarını yayar. Zaten geç ortaya çıkan bir bitki. Yani Haziran'dan itibaren çiçek açmaya başlar, büyümeye başlar. Bakın şu mesela. Şunlar hep çıtlık otunun, dediğim gibi, tohumları. Şimdi şurada sürülmüş olan tarlamızın bir kısmında çıtlık otu dayanıklıdır. Yaz boyunca da devam ettiği için kurumamıştır. Şunlar çıtlık otunun, şöyle göstermeye çalışayım. Bakın şu desenlere dikkat edin, böyle lekeli gibidir. Bu sıcaklardan dolayı genelde bu şekilde olmuştur. Ama kışında çok soğuk havalarda otlarımız bu şekilde renk değişir. Yani istediği eğer ortam yoksa bu şekilde otlar morarır, böyle bordalaşır. Bakın şu da yine çıtlık otunun kökü. Bu da kökün hemen devamındaki yaprakları. Yapraklarını yüzeyde, şu üst taraflarda daha doğrusu, göremiyoruz. Çiçeklerini tekrar göstereyim. Evet. Bak, çiçeği de böyle. Biraz daha iyi oldu sanırım. Böyle bir çiçeği vardır. Şurada da yine bir çiçeğini görüyoruz. Evet. Çok yıllık bir bitki çıtlık otu. Şimdi bunu kökünden kökleyeceğim fakat tekrar tekrar yanında çıkabilir. Bakın. Hatta süt olur demiştim. Buradan da
süt çıkmaya başladı minik minik. Şöyle. Normalde mevsim itibariyle bunlar da süt şıp şıp damlar. O kadar çok süt olur. Sakızı da yapılır. Şifalı. Şunu da kökleyeceğim. Bakın böyle çok derine gider bunun kökü de. Hemen şöyle. Hatta şuradan koparalım. Biraz sert geldi, koparamadım. Ama evet, neyse. Bakın. Sütleri de bakın. Hemen süt akıtmaya başladı. Bu çıtlık otu. Şurada da yine görüyoruz bir tane daha çıtlık otu. Bana göre çok güzel otlardan bir tanesi de çıtlık otudur. Şunların hepsi bakın gördükleriniz çıtlık otudur. Hemen şurada da çıtlık. Ve bunlar büyürlerse eğer, şöyle göstermeye çalışayım. Gördüklerinizin hepsi çıtlık otudur. Hatta şurada ileride biraz daha büyümüş ot vardı. Bakın. Şöyle. Ama gerçekten böyle kuraklıktan dolayı yaprakları çok çok ince. Etli değil, sulu değil. Yani kupkuru yaprak var. Kağıt gibi. Yine kanalımda çıtlık otunu da tanıttığım, onlardan neler yapılır, nasıl tüketebiliriz diye düşünürseniz onunla da ilgili videolarım mevcut. İsterseniz izleyebilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi şöyle kocaman bir tarlamız var. Bu tarlayı çok verimli kullanamadık bu yıl. Baş taraflara ayçiçeği ekmiştik. Yangından dolayı sürmek zorunda kaldık. Bu taraflara kavun karpuz ektik. Onlar da otlardan dolayı baharda büyüyemediler. Öyle kaldı. Yani bu yıl bizim kavun karpuzumuz pek olmadı. Ufak ufak böyle kavunlar şu anda mevcut. Tabii bunları da toplamadık. Birkaç tanesini şöyle sepetlerin altına koydum. Dedim bunlar şöyle, şunlar aslında belki yenebilir. Şöyle birkaç tane bize kalsın diye sepetlerin altına kapattım. Çünkü çoğu gelip hayvanlar tarafından yeniyor. Bakın şurada gördüğünüz gibi içi boşaltılıyor. Evet. Şurada da birkaç tane var. Bunları alırsak evet güzel olabilir. Aslında bir portakal büyüklüğünde. Yenir mi? Yenir tabii ki. Burada da domates ekmiştim. Senenin ilk domatesi olsun diye. Onlar da pek olmadılar. Sonradan başladı dökmeye böyle sonbaharda. Bir tane şunları da alalım hatta. Gayet güzeller. Erkence ektim domatesler fakat dediğim gibi pek olmadı. Geç ektiğim domatesler oldu bu yıl. Şöyle. Ama çok lezzetli şu anda bunlar. Şeker gibi. Yani meyve niyetini yenecek domateslerimiz oldu. Evet arkadaşlar, şimdi kara hindiba ile başladım. Çıtlık otuyla, yani diğer adıyla ak hindiba otuyla devam ettim. Çıtlığın gerçekten çiçeği çok güzel. Bakın bu da çıtlığın çiçeği. Bunlar da çıtlığın tohumları. Evet, kara hindiba ile aynı familyadan olsa da yine de farklı bir bitki. Neyse ki size çıtlık otunun çiçeklerini gösterebildim. Uzun süre onlarla ilgili bir video çekeyim diyordum. Fakat tam böyle bahar ayında işlerin yoğun olduğu, çok olduğu zamanlara denk geliyordu. Bir türlü çekim yapamamıştım. Çıtlık otuyla kara hindibanın çiçeklerini yan yana gösterelim. Böyle şöyle. Zahmetli olacak ama. Bakın.
Evet, bu gördüğünüz çıtlık. Şu da kara indibadır. Şimdilik size bu bilgiyi vermiş olayım. Çünkü bunların karşılaştırma videosunu da çekmek istiyorum. Evet arkadaşlar. Bir videonun sonuna geldik. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.